Hadis ilmine ait bazı bilgiler 23. Münker, Meksup veya isnadı vahi olanlar 99. Kütüb-i Hamse sahihlerinin rivayet ettikleri 3002 hadisi başka tarihlerle rivayet etmek suretiyle hadislere kuvvet üstüne yeni kuvvet veren ve ayrıca o kitaplarda bulunmayan 428'i sahih ve I 99 ruhasen olmak üzere 627 hadisi ihtiva eden bir kitabın değeri gerçekten büyüktür. Başka bir meziyeti olmasa bile bu meziyet onun değerini ifade eder. Kaldı ki onun ileride izah edilecek başka meziyetleri iyi vardır. 141. Sünenin, mukaddimesi hariç, 37 kitabı ve 1515 adet babı vardır. Hadis ilmine ait bazı bilgiler 1. bölümte. Hadis, sünnet, haber, eser, hadis i kutsi, m u h a d d i s hafız, h u c c e t -i s -n a d s n e d metin. Talik ve VECİH. Hadis ilmi, rayvayetü hadis ilmi yedir ayetül hadis ilmi diye iki kola ayrılır. Rayvayetü hadis ilmiş resul ekleme, sahabilere ve tabiilere isnat edilen söz, fiil, takrir ve sıfatları bildiren yazılı malumatın dikkatli bir tarzda nakledildiği ilimdir. Tabi Resul-i sözlerinden maksat, Kur'an-ı Kerim'den başka buyurduğu sözlerdir. Ona ait fiillerden maksat ise bilumum fiillerdir. Bilindiği gibi biz onun bazı fiillerine uymakla mükellefiz. Bazı fiilleri ise onun özelliklerindendir. Ümmetine şumulü yoktur. Resul-i Ekrem'in zatına mahsus olan fiillerle ümmeti mükellef olmadığı için bu nevi fiiller fıkıh ilminin konusu dışında kalmakta ise de hadis ilminin mevzuuna dahildir. Sahih hadisleri rayvayet eden sünenler, müsnedler, mucemler ve cüzler rayvayetül hadis ilmine ait kitaplardır. Dirayetül Hadis ilmi hadis metninin ve onu rivayet edenlerin şayan ı kabul olup olmaması bakımından durumların belirten bilgilerden teşekkül eden ilimdir. Bu ilimde rivayetin şartları, çeşitleri ve hükümlerinden, ravilerin halleri ve şartlarından, keza rivayet olunan metnin çeşitlerinden ve ondan manaların çıkarılması keyfiyetinden bahsedilir. 14. Mukaddime'de verdiğim malumatın çoğu Muhammed Fuat Abdulbaki, Nin Sünenin ikinci cildinin sonuna eklediği yazısında ve Tezkiretül Hufiyaz ile Hulasadan alınmıştır. Diğeri de muhtelif kitaplardan alınmıştır. X X I V C N E Mas tercümesi ve şerhi. I B 1 A N Nuhbetül Fikari ve Telif hakkı bunun şerhleri s U -Y U T -Y, nin H -A -K -I, -M I N Tedribürlavişi H nin kitabı marifesi, h yumuşak g nin el kifaye fi kavani rayvayesi dirayetül hadis ilmine ait kitaplardandır. Bu ilme ait olup yazılmış olan birçok kitap bilinmektedir. İsimlerini buraya almayı lüzumlu görmüyorum. Hadis kelimesi, muhaddislere göre Resul-i Ekrem'in sözleri, fiilleri, takrirleri ve halleridir. Usulü fıkıh halimlerinin tarifine göre peygamberin hallerine hadis denmez. Diğer üç şeye hadis denir. TAKRİRASRI saadette Müslümanlar tarafından işlendiğini Resul'e Ekrem gördüğü veya işittiği halde bunu yasaklamamasıdır. Onun susması işlenen hususun meşruluğuna delalet eder. Yukarıda belirttiğim gibi peygamberim kişisel halleri muhaddislere göre hadisin mefhumuna dahil iken fıkıhçılara göre dahil değildir. Çünkü onun halleri, ihtiyari fiil çeşidinden ise, zaten fiiller kelimesinin kapsamına girer. Şayet siyer de anlatılan ve şer'i hükümleri gerektirmeyen hususlardan ise fıkıhçılan çalışma sahasının dışında kalır. Buna karşılık hadisçiler ise peygamberimize isnat edilen her şeyi hadis sayarlar. Çünkü onların gayesi peygamberimizin hayatını ve hayatı boyunca buyurduğu, yaptığı, hoş gördüğü şeyleri ve bütün durumlarını ilgilendiren bilumum belgeleri imkan nispetinde toplayıp açıklamaktır. Sünnet kelimesi çoğunlukla peygamberin sözleri, fiilleri ve takrirleri anlamında kullanılır. Yukarıda belirttiğim gibi usulü fıkıh halimlerine göre hadis de bu manayadır. Bu durumda sünnet ile hadis eş Lügat'ta yol dernek olan sünnet kelimesi din ıstılahında Resul-i Ekrem'in izlediği dini yol manasında da kullanılmıştır. Bazen sünnet peygamberin yalnız fiilleri anlamında kullanılır. Hadisçilerin "Bu hadis sünnete, icmaya ve kıyasa muhaliftir." tarzındaki ifadeleri sünnetin hadisten ayrı manada kullanıldığının bir örneğidir haber, bazılarınca hadis ve sünnetle eş manalıdır. Diğer bazı hadisçiler haberi, hadisten daha umumi bir manaya almışlardır. Onlara göre gerek Resulü i Ekrem'den rivayet edilen hadislere ve gerekse sahabilere veya tabiilere ait rivayetlerin hepsine haber denilir. Sahabilere ve tabiilere ait nakillere de hadis diyenler vardır. Bunlara göre, yine hadis ve haber eş manalı olur. Başka bir grup alimler de Resul-i Ekrem'e ait rivayetlere hadis, sahabiler ile tabilere ait olan rivayetlere de haber derler. Yani Resul-i Ekrem'e ait olanlara haber demezler. Bunlara göre hadis ve hadis ilmin ait bazı bilgiler 25. Haber tamamen aynı aynı şeylerdir. Hiçbir hadise haber veya hiçbir habere hadis denmez. Eser, hadis ve habere müradif, eş mana olarak kullananlar olduğu gibi merfu, eşittir peygambere ulaşan, hadise haber ve mevkuf, eşittir sahabilere ulaşan, hadis ile maktu, eşittir tabiilere ulaşan, hadise eser diyenler de vardır. Hadis-i Kutsi, Resul-i Ekrem'in Allah'tan naklen beyan ettiği hadislerdir. Bunun kur, andan farkı şudur, Kur'an ayetleri vahiy yolu ile peygambere inerdi. Lafız ve manası Allah'a aitti. Hadis-i Kutsi ise manası peygamberin kalbine ilham edilirdi. Lafız ve ifadesi resul Ekrem tarafından tanzim edilir del hadisi Kutsin metni Kur'an uslubuna benzemez. Başka bir tabirle Kur, anem lafzında bulunan mucizelik özelliği hadisi Kutsi de bulunmaz. Çünkü Kur, an-ı kerimin lafız tanzimi Allah'a ait iken hadisi Kutsin'in lafzı Resul-i Ekrem'e aittir. Hadisi Kutsi'nin diğer hadislerden açık farkı Hadisi Kutsi, Allah şöyle buyurdu veya Rabbiniz şöyle buyurdu ve benzeri ifadeler ile başlar ve ifade tarzına göre konuşmacı Allah'tır. Diğer hadislerde böyle bir durum yoktur. Konuşmacının peygamber olduğu ifade şeklinde hemen görülür. Hadisi Kutsi'ye bir misal, ünlem, il Allah Teala buyurdu ki, ey kullarım, ben zulmetmeyi şüphesiz kendime haram kıldım. Hadis-i kutsilerde genellikle Risulü eklemin, Allah Teala'dan ayette bulunduğunu ifade etmesine bakan alimler hadis-i kutsilerin Allah'a ait olduğunu söylemişlerdir. Fakat alimlerin çoğu bu görüşte değillerdir. Bunların görüşünü E, B, Ü, L, -B -A -A nin şu sözüyle verelim. Nokta nokta nokta, kur, anem lafız ve manası açık vahiy ile Allah tarafından indirilmiştir. Kutsi hadisin ise lafzı peygambere aittir. Manası da ilham yoluyla veya uykuda peygambere bildirmek suretiyle Allah'a aittir. 1. Muhaddis, senedlerin, ravilerin ceh ve tadil durumunu, isnadın âli veya nazil olduğunu bilen ve çok sayıda hadise hıfz eden kimsedir. Şeyh ve imam unvanını da alan muhaddis, hadis ilminde kamil üsta dolana denir. 1. Ebu'l-Baka K.O.I. Sa. 388. XXVSVNNİPMASTRCMESİ ve Şerhi. Hafız 100 bin hadis metinlerini senedleriyle beraber hıfz etmiş, senedlerdeki ravilerin tercemeyi hallerini, cerh ve tadil durumların bilen muhaddise denir. HAYCET 300 bin hadisi bu şekilde bilen muhaddise denir. Hakim bütün sünneti ihata eden muhaddis demektir. Yukarıda belirttiğim muhaddis, hafız, hüccet ve hakim tarifleri halk arasında genellikle bilinen şekildir. Aslında hadisçiler bu ünvanlar için değişik tarifler yapmışlardır hatta muhaddis ile hafız tavanlarının eş manalı olduğunu söyleyenler de vardır. Bu tafsilata girişmeyelim. İSNAD, SENED, Tarih ve VECIH tabirlerine gelince bunlar mühim hususlardır. İSNADT hadisin metnini özel bir takım lafızlarla ve ravilerin isimlerini sırayla belirtmek suretiyle merciğine ulaştırmaktır. İslam karşıtı olan İRS ise hadisin metnini raviler aracılığı ile aldığı halde bu aracıları zikretmeden nakletmektir. SNED, bir hadisin ravilerinin sıralanmış isimleridir. Bu duruma göre İSNAD ile SNED aynı ayrı şeylerdir. Ravilerin tertiplenmiş isimlerine sened denir ve tertibe konan isimleri zikretmek işine de isnat denir. TARİK ve VECİH, sened manasındadır. Çoğu zaman senede isnatlenir. 2. bölüm